Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Hem üniversite içinden hem de üniversite dışından CEO'lar ve her seferimizi çok mutlu ediyor. Bugün bir şehir planlama bölümünde şehir ve kırın, kırdaki şehrin, şehir ve kırın sınırlarının ne kadar geçerli olduğunu da sorgulayan hem de soğuk tarihsel malzemeyle, teorik veya kuramsal olarak ofiste bunu yapmayan, arşivlere mal olan hem de buranın eski mezunu olduğu için bizim de bulunduğumuz bir araştırmacımız var. Sevgili Ayşe Nur Aktan, şehir planlama mezunu. Bize bugün kent içi tarım alanları, Osmanlı İstanbul'da bostanlar ve bahçıvanlar başlığı sunumu yapacak. Gidip ve bostanlarının sürekliliğinin çok ciddi bir kesintiye uğradığımız zamanlarda tarihe dönük kentlikle zaten tarım alanları ne dediği gibi sorgulama çok arttı. Bu hem kendi maddi kültürünü bilerek ama hem de belgelerle yüzleşerek yapabilen az araştırmacı var. Kent tarihinde maddi kültürün yeni yeni girdiğini görüyoruz. Bunu yapanlardan biri de, genç araştırmacılardan biri de Ayşe Nur. Şimdi çalışmalarına Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde devam ediyor doktora da. Bize bugün yüksek lisans tezinden çıkan çalışmayı sunacak. Çok teşekkürler. Hoş geldin tekrar evine. Hoş buldum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tamam, biraz uzak olabilirim. Burada sunum yapıyor olmak benim için çok gurur verici. Çünkü lisans eğitimini aldığım üniversite. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. Size yüksek lisans tezini sunacağım. Osmanlı İstanbul'da kentçi tarım alanları, bostanlar ve buralarda çalışan bahçıvanlar. Bu konuyu seçmemin nedeni, literatürde İstanbul beslenme sorunu genellikle tahıl üzerinden inceleniyor Osmanlı literatüründe. Kendisi bir tüketim kenti olarak görülüyor İstanbul. Kentin peyzajında önemli bir yere sahip olmalarına rağmen ve göçmen işçileri barındırmalarına rağmen bostanlar göz ardı ediliyor Osmanlı literatüründe. Bu doğrultuda başlıca hedefim çok boyutlu ve zengin tarihsel malzemeyi kapsamlıca derleyerek okuyucuya sunmaktı tezimde. Bunun yanında Osmanlı tarihi literatüründeki yaygın iki kabulü İstanbul'un bir tüketim kenti oldu. Ve İmparatorluk'ta sabit bir etnik dinsel temele dayanan mesleki iş bölümü olduğunu kabulünü sorgulama sınamaktı. Kent içinde kırsal bir yöneye karşılaşmak günümüzde tuhaf ya da otantik gelebiliyor. Fakat pek uzatılmayan bir geçmişte kır, belki biraz da mecburen kentsel alanın içerisindeydi. Ulaşım teknolojilerinin ve su arıtma sistemlerinin gelişkin olmadığı dönemde kolay bozulabilir yiyecekler, işte süt ürünleri, taze sebzeler gibi zorunlu olarak kente yakın yerlerde üretiyorlardı. Görselde Montaigne'nin taşıma harcamaları ve ürün ayrıntılarını baz alarak hazırladığı tarımsal arazi kullanım şeması var. Bu şemaya göre sebze ve süt ürünleri gibi çok bozulan yiyecekler kent merkezinin elinde konumdayken diğer ürünler, ormanlar, tahıl üretimi yapılan yerler, hayvan besiciliği yapılan yerler daha uzakta yer alıyor. Şemada verimlilik ve iklim koşullarının her yerde aynı, ayrıca ulaşımın tüm yönleri aynı faaliyette yapıldığı varsayımından hareketlerine hazırlanmış bir şema. Tabii ki işin içine deniz ulaşımı girdiği zaman çemberler bu şemada olduğu kadar düzgün olmuyor. Bu haritayı İstanbul'un besin ihtiyacının nerelerden karşılandığı hakkında genel bir fikir verebilmek için ikinci kaynaklar kullanarak amatörce hazırladım. İstanbul İmparatorluğu merkezi olarak geniş bir coğrafya örgütlenmeye sahip ve çok çeşitli bölgelerden besleniyor. Bu kadar geniş bir ağa sahip olmasının altında yatan sebep bir liman kenti olması. Deniz ulaşımına çok elverişli bir konuma sahip. O dönemde deniz ulaşımı kara ulaşımından çok daha ucuz ve hızlı. Bu nedenle merkez tarafındaki halkaların şekilleri coğrafi nedenlerden dolayı amatörleşiyor. Aynı zamanda bazı sıçramalar var. Mesela Kırım'dan süt ürünleri getiriliyor. Unutmadan söyleyeyim, sabit Osmanlı coğrafyası olmadığı için toprak kayıtları ve fikirlerde haritada değişimler meydana gelmekte. Birçok çalışmada Osmanlı başkenti tüketim kenti, parazit kenti ya da mide kenti olarak geçmektedir. Bunun nedeni kentin beslenmesi için çok miktarda ithalat yapılmasına rağmen kentin üretiminin ve ihracatının kısıtlı olmasıdır. Ben tezimde İstanbul'un her anlamda tüketim kenti olmadığı, en azından taze besin üretiminde kendine yetmeyeceği sorgulamak isterim. İstanbul'un beslenmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda kentin sebze açısından beslenmesi göz ardı edilmiş bir konu.
Hakkı kentin içindeki sebze ve meyve bahçeleri Bizans döneminden bu yana İstanbul'da hayati bir yere sahip. Bu haritada Bizans sahicisi Koder'in hazırladığı bir harita. Koder, Bizans döneminde kent içindeki tarım alanlarının kentin tarım ihtiyacı için yeterli olduğunu söylüyor. Buna göre şöyle bir varsayımdan hareket ediyor. Kişi başı yaklaşık 40 metrekarelik bir alanın bir kişinin bütün ihtiyaçlarını, tarımsal ihtiyaçlarını karşılayabileceği varsayımdan hareket ediyor. Buna göre İstanbul'un sur dışında ve sur içinde yaklaşık 16 metrekarelik bir alanın tarımsal alan olarak kullanıldığını varsayıyor. Koder'in hesaplamalarına göre yaklaşık 16 metrekarelik İstanbul'un çok farklı. Koder. Bu haritada bostanların yerleri de gözükmekte. Su içi ve dışına yer alıyorlar. Bayrampaşa Deresi'nin döküldüğü yer olan Langa'da geniş bostanlar var. Ayrıca kurumuş sarnıçlar da bostan olarak kullanılıyor. Zaten birinci Konstantinyan duvarlarının da Teodosyan duvarları arasındaki alan kırsal özelliği taşıyor. Kurulmuş sarnıçlar bostan olarak kullanılıyordu. Osmanlı zamanında da bu böyle devam etti. Surlardaki bostanları görüyoruz bu şekilde. Konstantinopol içinde tarımsal aktivite kentin kuşatılmasıyla birlikte artıyordu. Kriz anlarında normalde park olarak kullanılan yerler ekilmeye başlıyordu. 14. yüzyılın sonunda şehir 8 yıl boyunca kuşatma altında kaldı. Nüfusu azaldı ama kent çıkarım sayesinde uzun bir süre dayanabildi. 8 yıl kadar uzun bir süre dayanabildi. Aynı şey 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda basit kentleri de geçerli. İnsanların savaş zamanında kendi üretimlerini yapmaları öğütleniyor. Mesela Kişil Gardınlar yaygınlaşıyor. Parklar, futbol sahaları, demir yolları, kenarları. Yani bulunabilen her boşluk tarımsal alan, tarım yapılmaya başlıyor bulunan her boşlukta. Hatta bununla ilgili kampanyalar çıkıyor. Mesela kadınlar tüm sebzelerinizi çiftçiler yetiştiremez diyor bir tanesinde. Tezimde kullandığım ana arşiv materyali 17. ve 19. yüzyıl arasında hazırlanan nüfus ve gelir defterleri. Farklı dönemde içeri toplam 7 tane defteri girdi. Tabloda görüldüğü üzere Suriç İstanbul'daki bostan sayısı oldukça fazla. Ve 100 yıldan fazla bir sürede sayısında bir değişim yok. Çok pardon, nüfus ve ne defterleri biraz? Nüfus ve gelir defteri. Sur dışında değişime var. Çünkü Çatalca dahil edilmiş. Bunun nedeni yeni bölgelerin tarım açmış olması olabilir. Boğaz'ın doğu yakası ile batı yakası arasındaki bostanların sayılarında farklılık var. Bunun nedeni biraz sonra açıklayacağım. Bostanlar İstanbul'daki geniş bir alanı kapsıyorlardı. Bu alanların çoğu yarı kırsal alanlar ve Boğaz'daki köyler. Bu defterler asayiş amacıyla hazırlanmış olan defterler. Bazı detaylar farklı olsa da her defterde tekrar eden bir paten var. Bostanı betimleyen bir ismin altında o bostanda çalışanların isimleri, memleketleri, bostanda bostan üzerindeki hakları, bazen ise ünvanları, medeni yorumları, akrabalık ilişkileri, etnisiteleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Defterler belirli zamanlarda tekrar kontrol edildiği için bazı isimlerin üzerine gitti anlamında ret, bazılarına da öldü anlamında nefs yazıyor. Yani mücadelen defterler bunlar. Defterleri hazırlayan kentin bahçeleri çeşitli özelliklere göre isimlendiriyor. Bahçe içinde yetişen ürüne göre, işte nane bahçesi, soğan bahçesi, çiçek bahçesi gibi, bahçenin sahibinin isim ve titrine göre, Bayrampaşa bahçesi, Ruşen Bey bahçesi, sahibinin mesleğine göre, ekmekçi bahçesi, bakırcı bahçesi, bahçenin formuna ya da bulunduğu yere göre çukur bostan, mevlevihane bostanı, mevlevihane kapıda bostan gibi. Böyle bu bilgiyi vermesinden hareketle ben böyle bir harita oluşturabildim. Çünkü çeşitli yerlere referans veriyor. Mesela bu yer kurduğunda bostan diyor. Bostanların isimlerini günümüzde sokaklarda, camilerde de görebiliyoruz. Bu şekilde böyle bir harita oluşmasını oluşturabildim. Bostanlarla ilgili bir döneme kadar işlevsel ve mekansal süreklilik var. Bazı bahçelerin isimlerine evlerçelerin isimlerine rastladım örneğin.
Örneğin Lalezar Bahçesi, Çivizade Bahçesi, Bucak Bahçesi. Günümüzde bu sürekli isimlerle devam ediyor. Sokak ve cami isimlerinde bostanlarınızı çok sık rastlamak mümkün. Bostanlar karlı ve karlı kentli işletmeler erdi. Kentin beslenmesinde önemlilerinden dolayı varlıkları devlet tarafından teşvik ediliyordu. Örneğin fazla vergiden dolayı sebzelerin dağıtılması ve meyve ağaçlarının kesilmesi durumunda buna karşı önlemler alınıyordu. Bostanlar fazlalardı aynı zamanda. Cem Bener'in Kasa Fiyat Mahallesi kitabına göre Londra'da ortalama bir bostanın fiyatı 500 kuruş iken diğeri 300 kuruş idi. Ayrıca kentli bir tarımsal üretimdi bostanlar. 1834 tarihli bir belgede Göksu'daki iki kuş çiftliğinde Darphane Yağmur'a ait olan bir tarımsal alan üzerinde ne üretilmesi gerektiği tartışması yapıyor. Normalde bir üretiliyor fakat bu hem emek yoğun bir iş hem de kar etmiyor. Bunun üzerine daha kente özgü olan bir üretim yapılması yani sebzecilik öngörülüyor. Çünkü ipek üretim daha kırsal özgü bir üretim olarak, tarımsal olarak üretim olarak tanımlanıyor. Tipik bir bostanda baraka, su kuyusu, bazen hayvanlar için haberi, tarım aletleri yer alıyordu. Bostanlarda meyve ve sebze üretimi karma olarak yapıyordu. Bu belgede bu gözüküyor. 1866 tarihli bu belgede Galata'daki bir bahçenin içindeki çiftler kaydedilmiş. Bunun sebebi Fransız rahibelerin buraya itimane yapmak için padişahın izin almalarıydı. İstanbul Bahçıvanlar Kepidası da bahçedeki ürünlerin fiyatlandırmasını yapmak için görevlendirilmişti. Bahçe kent merkezinde yer alıyor. Bu o dönem için çok alışıldık bir manzara. Dokümanda bahçenin topografik özellikleri ya da içinde muhtemelen yer alan kuyu, adı, baraka gibi şeylerden bahsedilmiyor. Bahçedeki ürünlerin toplam fiyatı 75.000 kuruş. Bugünün parası da yaklaşık 13.500 liraya tekabül ediyor. Bu da ciddi karlı bir iş olduğunu gösteriyor. Ölçü birimi olarak tahta kullanılmış. Tahta yaklaşık tam olarak ölçülebilmese de ben bu ölçüde 2-3 metreye 10-15 metre olarak almıştım. Bir ölçü birimi. Bostancıların ekim yaptıkları alanı sınırlayan bir ölçü birimi. Buna göre bu bahçe küçük ölçekli bir bahçe. Çünkü yaklaşık 35 tane tahta var. Ve orada 700 ila 1545 metrekarelik bir alana tekabül ediyor. Bahçelerin gelsin içinleri su kaynağına yer altı suları ya da akarsu yakınlığı da doğrudan ilgili. Bahçeler genellikle vadi tabanlarında yer alıyorlar. Murat Güvenç'e göre Boğaz'ın Anadolu yakasına daha fazla bostan olmasının sebebi, ilk başta söylemiştim, Boğaz'ın Anadolu yakasından Avrupa'ya göre daha fazla bostan var. Anadolu yakasının Avrupa'ya göre daha dağlık olması ve burada daha uzun ve geniş vadi tabanları olması. Bahçelerde ortalama 4 kişi çalışmakta. Fakat tek kişinin çalıştığı bahçelerin yanı sıra 10 kişinin çalıştığı, özellikle Landa'da bulunan bahçelerde ondan daha fazla kişiyle çalışıyordu. Çalıştığı bahçeler de var. Bunlara da rastladım kaynaklarda. Kez hocam Cengiz Kırlı'nın 18. yüzyılda yaptığı çalışmaya göre Rize'ye dükkanlar çalışan kişi sayısından, ki bu dükkanlarda olan ortalama 2,5 kişilik çalıştığı varsayılıyor, biraz daha fazla. Bu bahçeciliğin daha emek yoğun, emek gücü yok, yüksek bir sektör olduğunu gösteriyor. Ben çalışmamda genellikle sanat tarihinin konu aldığı, padişahını avlanmak, dinlenmek için gittiği fakat aynı zamanda içinde pazara yönelik olarak da tarımsal ürün yetiştirilen bahçeleri, yani has bahçeleri incelemedim. Benim incelediğim bahçeler kullanım hakları, bir işletmeciye verilmiş olan ya da kiralanmış olan mülkiyetli ve ağırlıklı olarak yönetici heriflere ya da vakıflara ait olan bahçelerdi. Osmanlı Sultanları da Bizans İmparatorlar gibi kentin içindeki veya çeperdeki bu karlı tarımsal işletmeleri yakınlarına bağışlıyorlar. Böylece servet padişaha yakın bir çember içinde dağılıyordu. Yeni konjonktürlerde padişahın tahta inmesi ve benzeri gibi yeniden dağıtım yapılabiliyordu. İstanbul dışında yaşayan eliklerin de kentin içerisinde İstanbul içerisinde bostanlarının olduğunu görmek benim için şaşırtıcı olmuştu. İyi bir yatırım aracı olarak görüyordu. Sahiplerin toplumdaki yerine göre genel bir sınıflandırma yaparsak bostanlar yüksek memurlar ve onların vakıflarına ait bostanlar, saray bürokrasisinden kişilere ait bostanlar,
endonomiyelere ait bostanlar, belediye hizmetleri görevlilere ait bostanlar, Gonca ve askeri vakıflara ait bostanlar, tekke ve dini kurumlara ait bostanlar, işte Mevlevi Tekkesi, Bostanı, Kürtçücahin Bostanı, Kilise Bostanı gibi sıradan kişiye ait bostanlar, ki bu çok sayıda çok fazla değil, Bakırcı Bostanı, Teller Bostanı, Ekmekçi Bostanı, Kasap Bostanı gibi. Bu bahçelerin mülkleri saydığı kişi veya gruptan olsa da kullanım hakları gelir sahipleri ya da müstecillere, kiracılara aitti. İlginç bir konu da kadınlara ait bahçeler. 21 farklı kadına ait 35 tane bahçe var. Bu kadından toplumun önde gelenlerinin kızları, eşleri, anneleri olabildiği gibi padişahın eşleri ve kız kardeşleri de olabiliyordu. 21 kadından sadece 6'sının herhangi bir erkeğe referans verilmeden adı geçiyor. İşte Topal Arife Hatun gibi. Bu sadece genel bir kanı verebilir. Bu sadece genel bir kanı verebilir. Çünkü önceden belirttiğim gibi bahçeler zamanla değişiyor. Yani bir zamanda bir kadın ait olan bahçenin adı aynı şekilde kalıp başka bir yüzyılda da aynısını geçiyor olabilir. Ama bu hala o kadının o yüzyılda yaşadığı anlamına da gelmez. Bahçıvanlardan bahsetmek gerekirse bostanlarda çalışan bahçıvanlardan sayıları sadece su içinde 1000'e ulaşıyor. Büyük kısmı mevsimlik olarak bahçıvanlardan gelen gayrimüslim bekler erkekler. Çoğu İstanbul'da mümkün değil. Bunun isimlerinin üzerine gitti anlamda yazan renk sözcüğünden çıkarabiliyoruz. Bir sirkülasyon var sürekli. Akrabalık ilişkileri mevcut. Baba, oğul ya da kardeşlerin sorumlu olduğu bostanlar var. Bahçelerdeki baraklarda ya da bekar odalarında kalıyorlar genellikle. Memleketleri olarak yaklaşık 100 farklı yerin adı geçiyor. Çoğu Balkanlarda yer alıyor. Zincirleme, yani çok fazla göç gören merkezler olduğu gibi birkaç kişiyi göç gören merkezler de var. Aynı şekilde köyden olduğu gibi kentten de göçüyor. Yani köyden olduğu gibi kentlerden de göçüyor diyor. Bireysel de zincirleme göç var. Pervent, Manastır, Ohri, Nilde, Edirne, Sarıgöl, zincirleme göç gören yerler. Bazı bahçıvanlar İstanbul'u olarak belirtiliyor. Fakat geldi İstanbul olmanın kriteri ne bunu bilmiyoruz. Mesela zaman mı ya da evlilik mi, uzun süre İstanbul'da yaşamak mı, neye göre İstanbul'u olarak bahsediyor o bahçıvanlar onu bilmiyoruz. İstanbul'a göç etmek kolay bir süreç değil, kefil gerektiriyor. Bireyleri birbirine ricam sistemiyle bağlamak, yönetimi paylaştığı için böyle bir sisteme başvurmuş Osmanlı'dan. Birey olarak değil, bir grup içerisinde değerlendiriyor kişileri. Bahçeden sorumlu olan bahçıvan yanında çalışan kişilere kefil oluyor. Ona da bahçıvanlar kefil arası ya da yılbaşı kefil oluyor. Bahçelerde çalışanların dini, askeri ya da mesleki titrileri not ediliyor. Mesela Cebeci, Beşe, Bahçıvan Babası, Molla, Elhaç gibi titriler, ünvanlar not ediliyor. Yaşla ilgili de bilgiler çıkartabiliyoruz. İşte bazı bahçıvanlara taze diyor, bazılarına ihtiyar diyor, bazılarına terbiye gidiyor. Daha işte böyle sıfatlar kullandığı için böyle şey yapabiliyoruz. Yaşlarını da aşağı yukarı tespit edebiliyoruz. Sadece etnik ve dinsel ayrım yapmak yetersiz kalıyor. Böyle çalışmada. Çünkü hemşehrilik ve mekansal ilişkiler de önemli. Örneğin Üsküdar'da diğerlerine göre oranla daha fazla Müslüman bahçıvan var. Hasbeli Yahudilerin sahip olduğu değişikli bahçeler var. Sadece etnik dinsel ayrım yapmak biraz yetersiz kalıyor. Göçmen bahçıvanların izlediği muhtemel rotalar şöyle tarif edebilir. Suna ve Sala ırmaklarının birleştiği yerden Morava Vadisi, Nişke Varlar Vadisi'nden geçerek Selanik, sonra deniz yoluyla İstanbul'da ya da Drabıman, Percüman Geçtiği'nden geçerek Sofya, Pinibe, Edirne ve İstanbul diğer nehir yatakları ve deniz kıyıları da muhtemel rotaları oluşturuyor. İstanbul'daki bostanların hikayesine dönersek, Bizans döneminden beri kent dokusunun ve üretiminin bir parçası olan İstanbul'un bostanları 20. yüzyılda itibaren yavaş yavaş yapılaşmaya açılıyor. Bu döneme kadar İstanbul'un beşinci tarım kenti.
Abdesami Kutanpınar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesinde geçen Huzur romanında bir karakter şöyle söylüyor. Evet, İstanbul sona kadar sadece mal yetiştiren bir memleket olarak bahsediyordu. Ve gerçekten de öyle oldu. İstanbul hızla değişti. 19. yüzyıldan itibaren İstanbul bostanları değişimi içmeye başladılar. Örneğin hazineyi hastaya ait olan Maşka'daki bir bostan İtalyan elçiliğine verildi. Şimdi Maşka Mücahit Teknik Lisesi bu bostan. Taksim'deki Alman Hastanesi'nin olduğu yer bir zamandan bostandı. Buralar hep tutluk tutamı çok boşlanacak değil. 1950'lerde Sonu ne lafı açıldı ya? Buralarda hep tutluk tutamı. 1950'lerden sonra kentlikleri nüfus artışı, ulaşım politikaları gibi nedenlerden dolayı bostanların hakimiyetleri azaldı. Fakat Fervet İç haritalarında 1970'lere kadar bostanların olduğu görülüyor. Günümüzde kalan birkaç bostan içinde mücadele devam ediyor. Benim sunumum bitti. Soru cevap kısmına geçebiliriz. Çok teşekkürler. Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Çok pardon, kayıt için birazcık sesi söyler misiniz? Akustik çok kötü. Anlamadım mı? Akustik çok kötü. Sesli biraz söyleyebilirsiniz. Tamam. Doktor Mustafa Özkan, işletme doktoruyum. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bir durum var. Sözlüğü açtığımız zaman sözlükte bostan tabiri kavun, karpuz ekilen yer anlamıyla geçiyor. Araştırmanızı biliyorsunuz. Şeyde araştırdık. Şimdi bunlar gerçekten Osmanlılarında kavun, karpuz mu yoksa yok, sebze olarak mı? Sebze olarak. O şekilde tarif ediliyor ama aslında mesela yani çok net bir ayrım yok. Mesela bahçe için sadece meyve ağaçlarının olduğu yer ya da bostan için sebze yetiştirilen yer gibi bir ayrım da çok net bir şekilde yapamıyoruz. Çünkü her şey iç içe geçmiş durumda. Yani şu bir tane bostanda olan şeylere baktığımız zaman burada mesela roka salatası, turp salata, yer fasulyesi, turp, İşte sakız kabağı ve patlıcan, şeftali yarma, arşın fasulyesi, nane, yani hepsi iç içe, ayva için şeyler. Net, yani sözlükte yazıldığı gibi net bir yardım yok. Ben şey demiyorum, İtfil'in taraflarında falan hala maydanoz falan ekilen yerler evet, var, alanlar var. Evet. Korunuyor yani şu anda. Yo, aslında şekilde devam ediyor. Moğol falan döktüler oralara. Yani onları yıkmak için şey yaptılar. Yok. Orayı düzelteyim mi? Yedikli bostan tam yıkılmadı. Şöyle, surun iç kısmındaki seralar yıkıldı. Evet. Ama deniz tarafından şeye kadar olan, yani mesela Topkapı, işte o metro istasyonu vesaire gibi olan kısım aslında duruyor. Bostancılar evet, orada ekim dikim yapabiliyorlar, hala gerçekleşiyor. Bunda bir değişim yok. Sadece belediyenin yeni bir projesi var. Evet. O projede yine bostancıların şu an olduğu alana değil, iç kısma yönelik. Evet. Yani Sulu Kule ve olduğu surların iç kısmına yönelik bir tarım parkı projesi var. Evet. Yani o ne demek o biraz tarım parkı? Ben de az önce İstanbul Arkeologlar Derneği'nin İstanbul Şubesi Yiğit Özel'le görüşmüştüm. Çünkü ben güncel konuları çok gününe takip edemedim açıkçası bu süreçte bostanlarla ilgili olarak. Oraya belediyenin moğaz döktüğü şeyi ve bostanların girişiminin oluştuğu vesaire olan yere şimdi tarım parkı yapılması. Arka tarafı yani yayınlanan evet, proje şey yani Arkiter'in sitesinde de var ya Arkiter'in son yayınladı onu galiba. Şeyde yani surun iç kısmında kalıyor. Şu anda Yedikule bostanları dediğimiz ve tarımcıların, bostancıların ekim dikim yaptığı, Yedikule girişiminin, Yedikule Bostancılar Derneği'nin falan kontrolünde kısım şey tarafında kalıyor, ana cadde tarafında kalıyor. Surun arka tarafında bir tarım parkı diyorlar. Projenin içinde ekim dikim alanları var, işte seralar var, satış alanları var falan. Çok anlaşılır bir şey değil. Arkadaşlar derneği de çalıştılar orada, tam bir anlattıkları bilmiyorlar. Seni yapamayacaklar mı? Ama yine de İstanbul böyle nefes aldığı yerler gibi geliyor.
Evet, kesinlikle. Yani o kadar betona boğulmuş durumdayız. Evet. Oradan geçerken biraz rahatladım, o durdum. Hatta bir fotoğraf çektim ve onları da izledim orada çalışan. Biz aslında beri var olan o iki sur etrafındaki bostanların hepsi biz aslında daha Bizans'tan beri var olan bostanlar. Yani şey, zaten Risco tarafından orası bant olarak sanırım korunuyor. Evet. Ben Uzuncuk'ta yaşıyorum. Orada da bir bostan var biliyorsunuz. Uzun da bir hikayesi var orada. Evet. Burada dinledik. Evet, daha önce videosu da internette. Şimdi bir hobi bahçesi olarak bir kısmı. Sezonluk. Orada oturan kişilerin kullanımına açıldı. Ve orada bir derneğin ciddi mücadelesi var. Bir kısmında belediye kendisi ekip dikiyor. Başka faaliyetler de yer alıyor bostanda ama bostan manasında aşağı yukarı 7-8 sene önce kapandı orası. Bunu da belediye şehir suyunu işte evlere verdiği fiyattan bostancıya da vermeye başlayınca baş edemez hale geldiler giderleriyle. Yoksa orada fide yetiştiriyorlar. Fide bostanı. Evet. Daha eski yıllarda da eskilerin içinde falan da bir sürü postan da vardı. Yani mahallemizde bile Arnavut'tan Avni amcanın postanı diye bildiğimiz. Evet. Bir de yetiştirme. Domates, sebze pidesi yetiştirilen bir postan vardı. Ben kendi içerisinde, yani zaten bu mesajın köyde, kendi içerisinde kırsal bir öğeyle karşılaştığım zaman postan gibi, başka şeyler gibi. Bunu hani yadırgıyordum açıkçası, hani bağdaşlaştıramıyordum kendi. Halbuki çok da uzak olmayan geçmişlerinde bostanlar vardı her zaman. Mesela Çengel Köyü Yürü diye tanınıyor. Evet. O hala var mı? Çengel Köyü'de bir bostan var. Çengel Köyü satıyorlar ama o gerçekten Çengel Köyü bir yaramı değildir herhalde. Langer diyarında değil. Karşı tarafta. Ben de bir yere var olur. Aslında İstanbul'da hala 20'den fazla bostan aktif olarak hayata devam ediyor mu? Yani sadece Kuzguncuk dışında da 20'den fazla yerde ve hatta şey olarak Bilbuli'nin bir işte Piyale Paşa yer var. Şehrin içine satış yapan bostanlar da devam ediyor hala. Yani. Yedikule sadece tohumları saklayan bir bostan. Evet. Arkadan bir soru var. Ben size bir kolektiften bahsetmek isterim. Dürümcük adında direnen üretici tüketici kolektifi. İstanbul'daki yerel üreticiyle dayanışmak için bir oluşum. Ve şu anda Piyale Paşa ve Yedikule'deki bostanlardan da haftalık sipariş alarak hani bir nevi devamlılığını sürdürmeleri için bir destek veriyoruz. Haberdar olmayanları buradan iletmek istedim. Üretici mi yoksa tüketici kooperatifi mi? Hem yani şöyle, direnen üretici tüketici kooperatifi. Yani bostancılar da var içinde, tüketiciler de var. İnternetten bakabilirsiniz belki. Türkiye sunuma da bekleriz o zaman sizin. Sunuma da bekleriz. Tamam, ben iletirim. Roma bostanlarından biri var mı acaba burada? Çünkü çok komşumuz yakında Beyoğlu kurma amaçlı imar planıyla da ilgili çok çabaları oldu. Ben bir şey sorabilir miyim arada? Ayşe Hanım, şey bu kullananlar hakkında, yani mülkiyetle kullanım ayrıydı. Evet, geliş sahipleri var. Evet. Bir de kiracılar var, müsteciler. Mülkiyeti, tabii her şey mülkiyeti padişaha ait ama padişah bahşettiği işte yönetici elinlerin mümkün de ücretsiz olanlar. Sonra delik sahibi, delik sahibi olarak onlardan alabiliyorsun. Yani kullanım haklarını alabiliyorsun. Evet. Peki İstanbul içinde yani elitler, yönetici elitler çoğu da zaten hani iktisadi gücü siyasetten alıyorlar. Evet. Yani saraydan alıyorlar. Evet. Çoğu da İstanbul'da oturmaya devam ediyor. Yani böyle şehir dışında da bir şey var. Şehir dışında nerenin eliti mesela? Yani Trabzon, Zonguldak, kaymakamının İstanbul'da mülkünde
var. Onu sanırım şeyden çıkardım. Yani şuralı, mesela moralı lakab da olabilir. Lakab da olabilir yani. Şu açıdan da çünkü hani o şey literatüründe özel kapitalizmin geçiş literatüründe absenti lord dediğin yani olduğu yerin tarımda mülkü olan ama kendisi kentte yaşayan mülk sahibi evet. Çok ciddi hani İngiliz kapitalizme geçişte rol oynuyorlar. Burada hepsi kentte oturmaya devam ediyor ama mesela ne diye soruyorum mesela bir çiftlik sahibi, Mora'da bir çiftlik sahibi, burada bostan sahibi olabilir mi? Evet, öyle sanırım. Öyle mi? Bu yani üçlü bir sistem. Mülk sahibi var, yediği alan var, bir de onun altındaki proleterleri, işçileri evet, var. Evet. Yani başka soru var mıydı acaba? Burada Ayhan da var. Daha önce bize Yedi Kulübü İslamları'nı da anlatmıştım. Langa hakkında daha henüz anlatmadığı bir doktora tezi var. Senin eklemek veya sormak istediğin gibi. Tabii biz de tamamlayıcı bir çalışma yapıyorsunuz çünkü. Bir şey sormak istiyorum da Galata Sütü Çin'de Bostan olduğuna dair herhangi bir kayıt görüyor mu acaba? Galata su içerisinde. Şey su yani bu bahçe bu şey belki Tonton Mahallesi'nde tam bizim Çukurbostan. Çukurbostan adıyla. Yani bu su içerisinde kalıyor bilmiyorum ama sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Tophane tam dışın oluyor herhalde. Tam dışı oluyor sanırım ben şimdi. Tonton tam surun dışı değil mi? Tam dışı. Yani tam zaten sur dışı. Demin biraz önce gösterdiğim eski turlarda gibi. Evet. Şey Galata'da sen çalışıyorsun sanırım. İçi mi dedi? İçi mi soruyorsun sen? Su içinde. Su içinde. Ben de rastladım. Olması için su olması gerekmez mi? Alman hastanesinde olduğu tepede nasıl postan işlettiler? Kuyuyla belki. Yani dere lazım. Postan kuyusu denen bir evet, esne evet. Var biliyorsun. Roma Bostanı'nda mesela su yok. Çok büyük su ihtiyaçları var. Sizin dediğiniz gibi Roma Bostanı. O yüzden Viking yatağı denilen su tutan özel sebze yatakları yapıyorlar ve yukarıdaki apartmandan su çekiyorlar böyle komşuluk ilişkileriyle vesaireyle. Bir de zaten o bostan tam da bostan gibi dedi. Orası bir permakültür denemesi olarak devam ediyor yani. Orada geri geliyor şu anda o eski köyde. O yüzden Ayşe'nin yaptığı tez evet, başka yani, bir şey. Su olmayan yerde bostan olmaz çok... aslında. Evet. Şey doğru yani. O yüzden bari tabanlarına yer alıyor. Evet. Yataklarına yer alıyor. Gerçi orada da istikleri bir sırt olarak düşünürsek belli su akış hareketlerinin olduğunu düşünüyorsunuz. Eski dereler haritası şu anda bizim belleğimizden tamamen silinmiş bir durumda. İslah adı altında hiçbir dere görmediğimiz için. Bir 17. 18. yüzyılda bir derecikleri gösteren bir haritaya baktığımız zaman belki o sırtla yine sırt eşittir yine bir vadi. Bu su tutma durumu yani mesela ilk haritalarda tam surların dibinde gösterdiği bostanlar diye bir şey vardı. Su tutma alanı burada mesela hep suyun altında gidişi ve birikme durumu tabii var. Suyun birikmesi olmadığı sürece bostan için çok zorlu bir durum. O yüzden muhtemelen denk gelinmemiştir. Evet. Galata'nın içinde olmamasına nedeni oldu. Küçük ölçekli. Galata'nın içi çok yoğun. Hem yoğun hem de su tutacak bir yer. Mesela İstanbul'un şu Konstantinyan surlarına kadar olan kısmında da çok fazla bostan yok. Daha sonraki Langa bayağı istisnai şu an. Evet. Langa kabak gibi. Evet. Orası da bir şey. Değil mi? Evet. Bayrağı başı neyse. Bayrağı başı neyse. Onun için zaten olabilecek başka yer de yok değil mi? Sulak adan açısından. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında bostanlarda kullanılan suya değinmem gerekiyor. Özellikle o bostanlarda kullanılan suyun abluk yapılı, biraz daha kirli, hani şey anlamda, cüllevari yapısından ötürü. Şey de gerektirmiyor çok fazla. Hani biz ona, ben aynı zamanda kimya mühendisiyim. Biz ona minerallerinden arıtırız. Buna benzer bir su da gerekmiyor. Mesela kuyu, beyefendinin söylediği gibi kuyudan çektiğiniz su daha iyi. Evet ki o daha aslında değer. Çünkü evet. De, topraktan gelen mineralleri de almıştık. Fakat ben şunu duymuştum. Bu Yedi Kule ve arkasında bulunan bostanlarda kullanılan su
atık su, tarzı su falan şeklinde bir söylenti olmuş bir dönem. İstanbul'da biz mesela bunları tüketirken de işte ya onlar temiz suda değil, işte lağım suyunda yetiştiriyor şeklinde bir söylenti olmuş bu dönemlerde, 80'li yıllarda. Fakat sonradan ben şunu öğrendim ki yani bu da bir sıkıntı değil. Eğer yıkayabiliyorsanız o bir şekilde onun gübre niyetine kullanabiliyor. Çünkü azot diyen bakteriler var bir şekilde gübre olarak kullanılabiliyor. Mesela en değerli gübrelerden kuş dışkısı. Yani bu ve benzeri şeyler aslında bitkinin yetişmesi için gerekli. Ama iyi yıkandıktan sonra çok büyük bir sıkıntı yaratmayacağı yönünde söylendikler olur. Ben de buna özellikle değinmek istiyorum. Demek ki biraz da düz alan gerekiyor. Hani tarıcılı alanlar, permakültürü de altında bulunduğum bahsediyor. Ama düz bir alan her zaman için çok daha seçmeye elde edici oluyor. Demin kaçırmış olabilir mi? Yani bostanların sürmanla ilişkisiyle ilgili bir şey sormak istedim. Yani özellikle sur dışındaki bostanlar günümüzde de hala var. Yani onların oradaki faaliyetin devam etmesinin nedeni ağırlıklı yani bu hendek yapısının su tutma özelliğinden. Sanırım öyle. Dolayı mı? Yani eskiden orası zaten ilk önce hendek olarak kullanılıyor Bizans döneminde. Sonra kuruyor ve çamuru bir yıldız gibisi oluyor diye düşünüyorum. Tarıma elverişli bir hale geliyor. Ama şu anda sanırım hala su tutması özelliğinden dolayı olabilir diye tahmin ediyorum. Onu şey yapması. Kira veriyorlar oraya muhtemelen herhalde. Kira ben de duruyorlar. Gelir de içeri. Yani surun bakımı için verdikleri iddia ettikleri ve Osmanlı'dan beri galiba yanlış bilmiyorsam öyle bir kira söylüyor oradakiler. Yedikli Bostancı'da şey diyorlar. Ecrimsil kira yani işgal kirası ödüyoruz. Bu bakımlar eskiden beri Bizans'tan beri surun bakımına gidiyor diyorlar. Ama ecrimsil sadece surundaki şeylerin ödüğü değil. Piyalipaşa'daki Bostan'da ecrimsil. Oradaki ne kadar bilginin doğruluğu zaten tartışılır. Ne için de bir kullanım alınan vergiler bir şeyi vakıf edilmiş, olabilir tabii de bilgin yapsa. Ben o zaman tekrar ilk iki tane tezle, büyük tezleri çok büyük yani Osmanlı tarihi 19'dan 20'ye geçmiş bu tekstil dönüşümle ilgili en önemli iki soru. Birincisi Osmanlı'da kentlerde özellikle etno konfesyon yani meslekler etnisiteye göre mi davranıyor? O etnisite yeni bir kavram tabii ama hani var uzun zaman bununla yaşadık. Evet, Ermeniler kuyumcuydu, Rumlar işte efendim meyhaneciydi, Türkler hamaldı meselesi. Yani sen diyorsun burada ben bostan pardon nüfus ve kefil defterlerim yoksa bunlar bostancıbaşı defterleri yok. Bostancıbaşı defterleri değil, nüfus ve kefil. Onu da ayrıca soracağım. Nüfus ve kefil de bostanlara dair kayıtlar gösterdiğin ayrıca bostan defterini yazıyor. Yo şey bütün nüfus da kayıtlarının altında veriliyor yani bostanlar. Şöyle aslında bu defterlerin hızlanmış amaçları asayiş amaçları hazırlanıyorlar. Bütün İstanbul'daki dükkanlarda, kahvelerde kalanlar, bekar odalarında kalanlar, hanlarda kalanlar, her şey not alıyorlar. Cengiz Kırı'nın çalıştığı kahvelerdeki hikayeler. Onların yarısı bostanlarda ve bahçelerde kalanları da not alıyorlar. Bu defter nasıl oluşumu aramaları için oradaki kişileri tanımlamak. İşte Köse Mehmet, Çin'den bu. Şu bostanda çalışıyor. Bir de gelen nüfus sayımından önce asayiş sayımı. Evet, asayiş. Dönem olarak da 17'de de var, 18'de de var. 17'de var, 19'da da var. Yani gelen nüfus sayımından önce yani bir şekilde nerede o bostanda yaşadığı için, bostandaki barakalar yaşadığı için bostanı sayıyor. Evet. Tamam, şimdi aslında burada da dedin ki etnisitesi de yazıyor. Evet. Sonradan bildiğimiz belgeler biz bunu soyadları falan üzerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Onomastikle ben o yüzden şaşırdım yani etnisitesini nereden anlıyorsun? Bazıları etnisitesi diyor, Arnavut diyor, bazıları da Ermeni diyor. Bir tanesi İktersen dedi, iki tanesi Yahudi dedi. Bazıları da Rum diye belirtiyor ama daha çok isimlerinden çıkartıyorsun. Tamam, sen de isim, siz de yan olunca yani. Ben Müslüman Müslüman diye ayırdım. Okay. Çok etnisiteye direkt etnisite olarak verdiklerini etnisite olarak şey yaptım, zete görünenlerdim ama diğerlerini
isimlerinden çıkartmadım. 19'dan önceki dönemde bence etnisite millet kavramını, yani o dönemin kavramını kullanmak belki daha doğru olabilir ve bazı noktalarda millet yanı yazılmış diyorsun, yani Ermeni diyorsun. Evet, bazen de yazmış, bak Kıtı'yı yazmışlar. Kıtı'yı yazmışlar, evet. Tamam. Ve senin burada gördüğün, yani bu meslekte çok belirgin bir millet örtüsü yok. Yani bostan neredeyse oraya göre değişiyor. Evet, bostan neredeyse oraya göre değişiyor. Permit, Aubrey, genelde Balkanlardan gelenler, Permit, Aubrey, Mide... O da etnisi. Farklı milletler olabilir Balkanlardan gelenler. Evet. Kıtı olabilir. Rum olabilir, evet. Müslüman olabilir. Şey, mekan, mekana göre, şu kaliteye geçeyim. Burada okunuyor mu acaba? Evet. Çok az. Mesela Ohri, Niğde, Edirne, bunlar en çok göç veren yerler. Manastır, Rebeneş. Ama buna memleket demek, memleket. Ya da düşündüğü zaman da millet demek, bana ikisine de etnisite dememek. Evet. Benim kavramlarını kullanmak için de görüyor. Yani şunu görmüyorsun, yani gerçekten. 19. yüzyıla girişte sarrafların çok ciddi bir kısmı Ermeni Gregorian milletine aitti. Bunu evet. Söyleyebilecek kaynaklarımız var ama bostanlarda çalışan işçilerin çok evet. büyük bir kısmı Balkanlardan gelen Kıptilerdi diyemiyoruz, değil mi? Hermetliler var, Omriler var. Evet, hep memleket ama bunlar. Memleket, evet. Bir sürü olabilir yani her evet. türlü millet olur. O konuda emin olamadım çünkü baştaki arayışta olduğum şeylerden biri de buydu. Çok bir tek bostan değil, her şeyi ilgilendiren bir soru. Evet. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin hepsini de ilgilendiren. Onu şimdi anladım. Bir de tüketimle ilgili ikinci önemli büyük soru, daha çok belki peşinden gideceksin. Bir de doktora tezi soracaktım o yüzden. İstanbul'daki mesela 17-19 çok ciddi bir nüfus artışı oluyor ama diyelim ki 17'de henüz 18'de mesela. O nüfus artışı olmadan kaç milyon 18'de aşağı düşüyor. Suriçi 300 bin falan. Yani ne kadarı içteki üretimle doyurdu. Ha, o şey kodelerin haritasına göre, şu haritaya göre. Evet. Bunu biliyor muyuz yani? Bu haritaya göre, yani bu haritada bu su içerisinde daha fazla da bostanlıklar olabilir. Yani yaklaşık 16-20 metrekare bir alan varsayarsa, kış yılışı 40 metrekare şeyin yeterli olduğunu da düşünürse, evet. Yaklaşık 400 bin kişiyi doyurabilecek, evet. Okay. Üretebilecek şey. Yani çok uzaktan ne bileyim elma gelir Amasya'dan ama şey gelmez mi? Marul gelmiyordu. Evet, Marul'un bir şey soracaktım. Aynı bir, sorun. Marul'un isimler. Yani, üretilen ürün aynı yerde mi satılıyormuş o dönem? Kesinlikle. Yoksa hani her bostan kendi çevresini mi besliyor yoksa... Onun için ulaşamadım. Bir bilgi var mı yani? Hamamlar var. Cevherlerin çalışmasında mesela Langa'da üretilen ürünleri satan küfeci hamalları var. Onlar bostanlarında aldıkları şeyi, ürünü satıyorlar. O zaman zaten işte şey, belki de emirlemiş olur aslında hocam söyleyeceğim. Yani belki de bütün bostanlar bütün İstanbul'u besleyecek birbirine. Özellikle pazarlar sistemi bulunabiliyor musun? Acaba bostanların evet, belki... pazar haritasıyla örtüştürme mümkün mü? Pazar haritası, ben de onu da belki yapmak istedim. Evet, şimdi ama böyle bir şey. Pazarlar İstanbul'un 19. yüzyılı. Evet. Şimdi mesela 20 şimdisi için bir öğrencimiz tez yazıyor ki onun bile haritalanmadığını fark ettik. İstanbul'da şu anda hangi sıklıkta nerelerde pazar var? Hangi türdeler? Yani evet. AVM'leşmeden bahsederken mevcut pazar sistemi ve bu ne kadar tarihsel süreklilik arz ediyor, ne kadar yeni. O döneme dair bir pazar haritamız. Yok, var işte aklımızda olur. Ben bulamadım, evet. Olursa aklımda olsa. Şey soracağım, bu listede domates var mı? Çünkü söylentiye göre Osmanlı domates yememiş. Bilmiyorum. Domates benim, çok geç geliyor. Benim bu 1866'daki... Benim bir şey var ama ben onu okuyamadım. Ben Osmanlıca bir şey yapıyorum. Burada ocak domatesi diye bir şey var. 1866'da. Bu konuda Kudret Emiroğlu'nun Gündelik Şeylerin Tarihi diye çok güzel bir kitabı vardı. Birkaç tane gıda da var içinde. İskemle var, yatak var, karyola var ama domates de var, patates de var. Yani geniş zamanla yapılmış değil. Popüler olması rağmen ciddi tarihçi elinden çıkmış. Bir de bunu da böyle de yapabiliriz tabii. Küresel meta zincirleriyle ilişkisine ne kadar dışarıdan geliyor. Evet. İçeride yemin gibi. Tarihiyle ilgili çok çalışanlar var. Bir ışın var. Fiyatlar mesela kim alabiliyordu gibi aslında, mesela bir tahmin de olabilir. Kim sebze ne yiyebiliyordu?
yeniyor. Yani bunlar yine çatlatılıyor derken 300 gün bütün kentlileri mi, yoksa burada çalışan bir bilker bunu emrini aşılıyor muydu? Hayır. Yoksa tek tayın mı yiyordu, peksimet mi yiyordu bilmiyorum. Mesela eğitim bunlar... üstünde erik yiyorlar hocam. Evet, beleşe. Öyle bir şey var yani. Pişirirken kuru erik. Kuru erik, erik, evet, beleşe. Malat dediğim ben, bizde de mesela şey var, marmelat tarzı bu. Biz onu kaynatırız, kaynatırız. Şey, paşıklı olma falan duyma gelir. Çok miktarlı ve ucuz olması var. Tarihi şey baktığımız zaman erik olmuyor mesela. Acaba domates var mı, o bir gerçek bilmiyor diyor. Pek çok yan birimli soru oradan çıkıyor. Evet. Başka. Ama burada ne üretmek istiyordu Fransız rahibeler? Çukurbaşı. Şey, itfaiye açmak istiyorlar. Hap sonra açıyorlar zaten. Açıyorlar. Şu anda çok garip bir pier, karton pierci olan yer. Karton pier müzesi yazıyor, dikkat ettiyseniz. Tophane Boğaz Kesel dinlerken Fransız yetimhanesi orası. Sonra açtılar da. Evet. Orası bostanmış. Evet. Bugün hala bostanımsı bir şey var içinde. Boğaz Kesel'den inerken karton pier müzesi diye bir şey görürsün, içine girin orada bostan kalıntılarını göreceksiniz. Tavuk, horoz falan da var. Demek açtılar. Evet. Mülkiyetle ilgili çok büyük Fransız Türk hükümetleri tartışmalar ve o devam ediyor dava. Evet. Yanık biri de dokunulması diye karton pier müzesi yapmış. İmalat da bostan devam ediyor. İlginç, demek bunun kökeni bu. Pardon, biz çok sorduk. Başka sorumuz veya cevabınızı çok çok teşekkür ederim.